1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. Işın tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Kanal 58 ekranlarından mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Yine yeni bir programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken hastalıklarla ilgili konuşulacak ve panelimizi sizlerle paylaşıyoruz. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nden tüm izleyicilerimize selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Evet, Ramazan ayındayız. Mübarek Ramazan ayı tüm İslam alemine mübarek olsun diyelim yeniden izleyenlerimize. Evet, hemen hemen yarısını da geride bıraktık diyebiliriz. En çok merak edilenler de ilaç kullananlar, kalp hastalığı olanlar,
nasıl beslenmeliyim, oruç tutabilir miyim diyenler oldu. Bu yayında hepsinin cevabını vereceğiz bugün sizlere. Evet, kardiyoloji uzmanımız doçent doktor Habib Çil, iç hastalıkları uzmanımız uzman doktor Sedat Işık, beslenme ve diyet uzmanımız diyetisyen Büşra Çengel bugün canlı yayın konuğumuz olacaklar. Her birine hoş geldiniz demek istiyorum ben öncelikli olarak. Evet, her üç hocamın da takip ve tedavileriyle çok güzel başarılara imza attık. Kardiyolojide özellikle altyapı, donanım ve ekip çok önemliydi. Hastanemizde titizlikle kurulmuş bir alan denilebilir ve kardiyolojide her zaman Avrasya Hastanesi olarak sağlık sektöründe ve tercih edilirlikte ön sıralarda yer aldık. Kalp merkezi oluşumuz Sağlık Bakanlığı'nca tescil edildi aynı zamanda. Bunun için gerekli tüm özelliklere hassasiyetle uyum sağlamış olduğumuz yapılan denetimlerce tespit edilerek buradaki başarılarımızla da gurur duymuş olduk ve başarılarımızın da böyle taçlanmasından tüm hastane çalışanları olarak da büyük mutluluk duyduk. Avrasya Hastanesi Kalp Merkezimizle her türlü cerrahi müdahale, girişimsel müdahale ve açık kalp ameliyatlarının yapılabildiği ameliyathanelerimiz, anjiyo ünitemiz, 9 yataklı koroner ve 5 yataklı KVC yoğun bakım ünitelerimiz ile birime ait servis katları ve deneyimli servis hemşirelerimizle teknolojik cihazlarımızla hastalarımızın 7/24 hizmetindeyiz. Evet değerli hocam Habib Bey yanımda yine anjiyolar, kalp pili, periferik anjiyo ve daha sayılacak birçok işlemde. Bu işlemlerde tabii ki her yerde yapılmıyor. Yurt dışından dahi güven duyup gelip birçok hastamıza başarılı girişimlerde bulundu değerli hocam da. Yine ekibin çok kıymetli doktorları var. Sizlerle sık sık buluşturup dijital panellerimizde bilgiler sağladık. Buradan onlara da selamlarımızı gönderiyoruz. İç hastalıklarında şekeriniz, tansiyonunuz, mideniz, birçok sağlık probleminiz kontrol altına alındı. Evet değerli hocam, Sedat hocam yine bir yılı geçkin süredir COVID tedavilerinde hastalarına umut oldu, şifa oldu. Hala da mücadelemiz sürüyor. Bu hassas ve kritik dönemde gönlünü, bedenini, mesleğinin gerektirdiği her şeyi ortaya koyarak hastalarının yanında olduğu her bir Avrasya Hastanesi'nin doktorları, sağlık çalışanı ve hastane yönetimi. Avrasya Hastanesi'nde 2500'lere yakın ayaktan 750 yatan COVID hastasının tedavisini gerçekleştirdik. PCR laboratuvarlarımızı kurarak aynı gün test, aynı gün sonuç dedik. 34.000 PCR testini laboratuvarımızda çalıştırarak güvenle sonuçlandırdık. Evet, yine beslenme ve diyet. Aynı zamanda tabii ki bu zayıflamak için değil, kilo almak isteyenlerin de başvurduğu bir poliklinik haline geldi. Tabii bunun dışında gebe takipleri, onkoloji hastaları, tüp mide sonrası hastalarımız da burada sürekli takip altında oluyorlar. Evet, güzel başarılar elde ediyoruz. Sadece görüntü olarak düşünmeyin. Sağlık açısından da beslenme ve diyet polikliniğimiz çok ayrı bir önem taşımakta. Yani bugün 3 farklı branşta nasıl bir konuyla karşınızdaysak, şu kesin ki branşlar arası tüm doktorlarımız hasta tedavileri için birbirleriyle fikir alışverişi, görüş değerlendirmesi içindeler her daim ve multidisipliner yaklaşımlarla polikliniklerimizde size en doğru tedavi için sizlerle her zaman el eleyiz. 22 yıldır şifa kapılarıyla milyonlarca hastaya kaliteli sağlık hizmeti sunan Avrasya Hastanesi edindiği misyonla her daim toplum sağlığını önemseyen, hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, etik, etkin ve verimli kaliteli sağlık hizmetleriyle sizleri buluşturuyor. Her derdinizin şifası burada. Bir hastane içinde gerekli olabilecek tüm tedavi imkanlarıyla sağlık ihtiyacı duyanlara kapılarımızı sonuna kadar açtık. Ve dijital yayınlarımız da bu süreçte oldukça ilgi gördü. Çünkü bu süreçte tek şeyin tedbir olduğunun bilinciyle sağlık konusunda üzerimize düşen sorumlulukla toplumu bilinçlendirdik. Sizden gelen taleplerle, sorularla karşınıza geçtik. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir diyerek 22 yıl önce yola çıktığımız prensibimizle sizi ve sağlığınızı önemsedik. Bundan da hiçbir zaman vazgeçmedik. Sağlığınız için biz her zaman buradayız ve hemen merak edilen sorular. Evet, sizlerden bize mesaj yoluyla iletilen sorular da oldu. Hemen değerli hocam,
hocalarıma bunları sorarak merak ettiklerimizin yanıtını vermek istiyoruz. Evet, şimdi hastanemizde başarılarıyla tanınmış ve kalp konusunda birçok işlemi başarıyla gerçekleştirerek olağanüstü sonuçlar elde ettiğimiz ve kalp sağlığı için her zaman hastalarına gerekli olabilecek her türlü ilgi alakayı gösteren kardiyoloji uzmanımız Doçent Doktor Habib Çil yanımızda. Hocam, öncelikli olarak hoş geldiniz yayınımıza. Hocam, merak edilen sorularla ilgili hemen sorularımı sizlere yöneltmek istiyorum. Yine kalp sağlığı özellikle bu dönemde çok sık merak edildi. Kalp hastaları ne yapacağız gibi. Evet hocam, oruç sağlıklı insanları kalp hastalıklarından koruyor. Sık söylenilenler arasında bir duyum. Peki bu doğru mudur? Bu konudaki görüşünüz nedir? Evet. Öncelikle tüm takipçilerimizin, hastalarımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum. Orucun kalp sağlığı dahil vücuttaki birçok sistem için olumlu etkileri olduğu uzun süredir söylene gelen bir bilgidir. Evet. Bunun altyapısı sisteme özgü çalışmalarla ortaya konduğu gibi genel olarak yaşlanma süreci ve dejenerasyon dediğimiz, nasıl dizlerimiz yaşlanınca kireçlenir, kalbimiz damarları tıkanır veya kapaklarımız kireçlenir. Daha ileri yaşlarda Alzheimer oluruz. Bir kısım, toplumun bir kısmında bu görülen bir hastalık. Göz katarak retina hastalıkları gibi bir takım dejeneratif dediğimiz, yani yıpranma ile, yaş ile gelişen bir takım hastalıklar bunlar. Şimdi mekanizma aynı. Aslında nasıl bir demirin oksitlenmesi sonucu paslanması söz konusuysa, insan vücudunda böyle. Bunu özel olarak damar tıkanıklığını engelliyor şeklinde değil de genel olarak yaşlanma sürecinin sonucu olarak görüyoruz bu saydığım bütün hastalıkları. Bunu engellemeye, daha doğrusu yavaşlatmaya yönelik tüm dünyada sürekli bir araştırma mevcut. Anti-aging deniyor. Ama özünde anti-aging dışında dejeneratif hastalıkların önüne geçmek amaçlanıyor. Oruç burada nasıl bir katkı sağlıyor? Vücutta açlık, tokluk şeklinde bir döngü var. Evet. Ve tokluğun kendisi elbette bir ihtiyaç. Fakat açlık da bir stres unsuru. Yani makul bir stres unsuru. Uzun süreli açlıktan bahsetmiyoruz. Biz hastalarımıza neden yürüyüş yaptırıyoruz? Kalp hızımız istirahatteyken %70 civarında diyelim, 70-80 civarında. Biz hastanın durup dururken kalp hızını 120'ye, 130'a çıkaracak bir egzersiz öneriyoruz. Amaç nedir? Aslında vücutta stres oluşturmak. Stres olduğunda vücut olağanüstü bir alarm durumuna geçip kendince koruyucu tedbirler alıyor. Bu uzmanların önerdiği bir şeydir aslında. Genel olarak rutin yaşantıdan uzak durma. Rutinin anlamı şudur. Her gün aynı saatte yürümeyin. Her gün aynı saatte uyumayın. Aynı sürede uyumayın. Genel olarak bir trendimiz olsun ama vücudu mutlaka şaşırtmak gerekiyor arasında. Evet. Dolayısıyla bu şaşırtmalar bağışıklık sisteminin ve az önce bahsettiğim o yaşlanmaya yönelik dejeneratif hastalıkların önüne geçmede çok önemli katkıda bulunduğu söyleniyor ve biliniyor. Bunu belki Sedat Hocam da birazdan bahseder. Aralıklı oruç veya oruç ne şekilde ifade edilirse bununla ilgili bunun yaşlanma süreci ve vücuttaki bir takım toksinlerin elimine edilmesine dair kanıtlanmış bir çalışma var ve bu bir Japon bilim adamı tarafından ortaya konmuş. Devamında da Nobel ödülü getirmiş ilgili kişiye. Bu özünde vücuda bir stres oluşturup, açlık nedeniyle bir stres oluşturup vücutta birikmiş toksinleri vücudun bir nevi enerjiye dönüştürerek ortadan kaldırması. Hem düşünün, eviniz temizleniyor, çöplerden arınıyor, hem de o bir anlamda enerjiye dönüştürülüyor. Böyle bir olumlu katkısı oluyor. Evet. Kalp hastalarında, sağlıklı insanların kalp sağlığı üzerinde olumlu etkisi olduğu konusu tartışmasız. Kalp hastalarıyla ilgili kısım ise
hastalığa ve hastanın kendi özelliklerine göre değişen bir özellik arz ediyor. Örnek vermek gerekirse, kalp yetmezi hastalarımız. Kalp yetmezi hastalarımız oruçtan herhangi bir sıkıntı yaşamazlar genelde. Ama böbrekle ilgili fonksiyonlarda bir bozukluk varsa, ki kalp yetmezi hastaların bir kısmında vardır böyle bir durum, o zaman elbette susuz kalma periyodu böbreğe biraz zorlayacağı için kalp yetmezi hastalarında özellikle sakıncalı olabiliyor. Dahası bizim Ramazan'da en çok zorlandığımız şey aslında açlık kısmı değil. İftardan sonraki kısmı. Evet. Diyabet için az sonra Sedat Hocam bahseder. Böbrek hastaları için bahseder. Ama kalple ilgili de iftardan sonra ister tuzlu yesin ister normal düzeyde bir tuzlu iftar yapsın. Miktar çok olduğu zaman kalp yetmezi hastalarının ister istemez etkilenme ihtimali artıyor. Yine koroner arter hastaları, yani kalp damarlarına darlık bulunan hastaların iftarlardan sonra etkilenme ihtimali artıyor ve iftar sonrası kalp krizi vakaları bu tür durumlarda ne yazık ki artıyor. Bunu biliyoruz. Hastalarımızın daha çok bu tür durumlarda dikkat edecekleri şey aslında Ramazan'dan önce, Ramazan'a girmeden önce gerekli kontrolleri yapmış olmaları, kalp damarında darlık tespit edilmiş hastaların acil olmasa bile, yani doktor tarafından acil olmadığı söylenmiş olsa bile, şayet oruç tutma niyeti varsa hastalarımızın, bu darlıkları giderdikten sonra ancak bu tür bir ibadeti yerine getirme durumları söz konusu olur. Aksi takdirde kalp için zorlayıcı bir durum olur. Bunu özellikle not etmek lazım. Evet. Yine dediğimiz gibi kalp hastaları oruç tutabilir miyiz diye bizlere çok sık sordular. Dediğiniz gibi bir muayeneden geçebilerek de kişiye göre de değişebilen bir durum söz konusu olabilir dedi. Yine hocam kalp hastaları ve bu risk altında olanlarda oruç tutarken yine değindiğimiz gibi nelere dikkat etmeliler diye. Bu konuda yine söyleyeceğiniz önemli noktalar var mıdır oruç tutan kalp hastalarına? Grup grup bahsetmek gerekirse az önce kalp yetmezliğinden bahsettim. Daha çok iftar sonrası sıkıntılar yaşadığımızı belirttik. Damar hastaları içinde müdahale edilmesi gereken damarların oruçça başlanmadan önce mutlaka edilip normal hayatına devam edilmesi lazım. En önemli başlık aslında bizim ilaçlarımız bu işlerden etkilenir mi? Yani sahur, iftar arasında ilaç kullanımı uzun bir periyot oluyor. Özellikle yaz mevsiminden tekabül eden aylarda, Ramazan aylarında, şimdi nispeten bahara doğru, kışa doğru yöneliyor ama bir dönem çok daha geniş bir 16 saat, 17 saat, 18 saate varan açlıklar söz konusu olabiliyor. Orada tabii biraz daha katı davranma ihtiyacı duyuyordum. Çünkü ilacın vücuttaki etki süresi geçiyor ve hala iftar saati gelmiyor. Dolayısıyla hastalar bir anlamda kırtılaşma nedeniyle kalp krizlerine maruz kalma riskleri artıyor. Onun için şu andaki bu yıl için Ramazan ayına özel konuşmak gerekirse makul bir süre hastalarımız sahurda ilaçlarını aldığı takdirde, şayet iki doz ise ilacı iftar saatinde aldığı takdirde çok bir büyük bir sıkıntı yaşamadan devam edebilirler. Bizim kan sulandırıcılarımız var, kalp ilaçlarımız var. Sten sonrası mutlaka kullanılması gereken bir takım ilaçlar var. Bunlar genellikle oruç tutmaya engel değil. Bir tek istisna şu olabilir, yakın zamanda kalp krizi geçirmiş, her ne kadar şikayeti olmasa da, çok kuvvetli şikayetleri olmasa da, yakın zamanda kalp krizi geçirmiş hastalar, damarları açık da olsa, şikayetsiz de olsalar, bu süreçte oruç tutmamalarında fayda var. Çünkü bir nekahat dönemidir bu. Her ne kadar dışarıdan baktığımızda hasta son derece sağlıklı görülse de, kalp performansı hızlı bir şekilde düşmüş bir hastadır nihayetinde. Dolayısıyla onların bu dönemde oruç tutmalarında fayda var. Peki hocam, yaşadığımız dönem biliyorsunuz COVID-19 dönemi. Kalp hastalıklarında bu süreçte herhangi bir artış oldu mu? Ve izleyenlerimize özellikle kalp krizi veya oluşacak kalp hastalıklarına karşı önerileriniz bu dönemde ne olur diye sormak istiyorum ben. Şimdi yine pandeminin aşağı yukarı zirve yaptığı bir dönemdeyiz. Bizim ülkemizde ve tüm dünya ülkelerinde aslında sık sık göz önünde bulundurulan bir husus var. COVID'e bağlı ölümlerin yanında
dolaylı COVID ölümleri diye ifade edilen ne yazık ki ölümler var. Bunlar hastaların sağlık hizmetine, acil sağlık hizmetine ulaşmasındaki yetersizlikten kaynaklanan, doluluk oranının çok artması nedeniyle olabildiği gibi eve kapanma önerileri doğrultusunda hastaların bir takım şikayetleri göz ardı etmeleri neticesinde bir de egzersiz diye bir şey olmadığı için hastaya belirti oluşturabilecek bir ortam da oluşmadığı için hastalarımız ne yazık ki bir takım hastalıklar belli boyuta geldikten sonra ancak acile başvurdular ve bu süreçte çok kayıplar yaşadık. 2 gün kalp kriziyle evinde geçiren hastalarımız oldu. Evet. Vücudu aşırı derecede ödem, akciğer ödemi tablosuna girdikten sonra acile başvuran kalp yetmezliği hastalarımız oldu. Ayak damarları tıkanmış ve gangrene doğru ilerlerken biraz daha bekleyeyim, biraz daha bekleyeyim diyen hastalarımız ne yazık ki uzuv kaybına varan durumlara maruz kaldılar. Dolayısıyla 3 gerekçeyle acil servise, daha doğrusu acil sağlık hizmetlerine başvurmada yetersizlik, hastalarımızın tedaviye başvurmasındaki gecikme kendi tercihleriyle, son olarak da hastalarımızın hareketsiz kalması sonucu, belki sadece evde besleniyorlar, bu enerjiyi atacak herhangi bir egzersiz faaliyetinde bulunmuyorlar. Bundan kaynaklanan metabolik bozulmalar, yani kan şekerinde yüksek tansiyon gelişmesi, kolesterol düzeyindeki artış nedeniyle de yine kalp hastaları olumsuz etkilenir. Elbette bunların etkisi anlık ortaya çıkmaz. Bugün 6 aylık, 1 yıllık bir pandemi sürecinden bahsediyoruz. 1 yıl boyunca egzersizden uzak, belki temiz havadan uzak, belki güneşten uzak bir yaşam sürdü insanlar. Bunun etkisini sonraki yıllarda maalesef hissedebiliriz. Hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Yine hocam, şöyle maskeyle konuşmak oldukça zor. Bu da bir alın teri tabii. Hastalara burada bir şey anlatmak, hastalarımıza bilgiler vermek. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz tüm bilgiler için sizlere. Birazdan yine kapanışta mesajınızı alacağız. Ve yine mesleğine yıllarını vermiş tecrübeli, başarılı isimlerden birisi daha yayınımızda. Kim? İç hastalıkları uzmanımız, uzman doktor Sedat Işık. Değerli hocamla da birçok panel gerçekleştirdik. Sizlerle buluştuk. Özellikle bu süreçte COVID tedavilerinde hocamız ciddi anlamda çok büyük emekler verdi. Öncelikli olarak çok teşekkür ediyoruz hocam tüm hastalar adına ve hastane çalışanları olarak. Hocam yine Ramazan ayında birçok hasta, diyabet olsun, tansiyon olsun, merak edilen sorular var. Ben sırasıyla bunları size yöneltmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum sizlere. Hocam, diyabet hastaları öncelikli olarak oruç tutabilir miyiz diye soranlar var ve diyabet hastaları Ramazan'da nelere dikkat etmelidir? Bununla ilgili tecrübelerinizi dinlemek istiyoruz. Evet. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ve yine sizin de bahsettiğiniz gibi bu olağanüstü süreçte hastanemizde sadece bizler değil, gerçekten hemşiresinden, kantin çalışanından, teknik servisinden tüm doktorlarına kadar çok ciddi bir emek sarf ediliyor. Ben de ekibim adına herkese çok teşekkür ederim. Tüm hastane personeline, sizin aracılığınızla. Diyabet kuşkusuz Ramazan ayında etkilenmesi beklenen bir hastalık olarak düşünülüyor. Gerçekten diyabet ve benim konuma giren şeyler, hastalıklar arasında peptik şikayetler, biraz da bir Ramazan'da önemsenmesi gereken şikayetler, hastalıklar. Diyabet kuşkusuz beslenmeyle orantılı olarak kontrolü gereken bir hastalık. Fakat diyabet tabii herkes de aynı şiddette seyretmiyor. Kimi hastada çok hafif şekilde seyrediyor, kimi hastada dörtlü veya beşli yoğun insülin tedavisi gerektiriyor. O yüzden bunu bir genelleme yaparak değerlendirmek yanlış olur. Öncelikle tüm diyabet hastalarının Ramazan ayı öncesinde gerçekten bir kontrolden geçmeleri gerekir. Yani oruç tutma potansiyeli nedir, sürdürebilme potansiyeli nedir, bunun bir tıbben değerlendirmesi gerekir. Çünkü gerçekten diyabet ilaçlarına bağlı hipoglisemiler, yani şekerin aşırı düşmesi olayı, ki bu terleme, açlık hissi, bitkinlik hissi, uyku haliyle %1 solgunluk haliyle karakterizedir. Veya bir hiperglisemi, aşırı yine terleme, çok sık idrara gitme,
nefes darlığı gibi şikayetler de karakterize edilir gibi durumların karşımıza çıkması söz konusu olabilir. Dolayısıyla kan şekerinin nasıl seyrettiği, 3 aylık şeker ortalamasının nasıl olduğu ki bu bize ciddi bir öngörü sağlıyor. Evet. Ve buna bağlı olarak da ilaçların seçimi çok önemli tabii. Yani bazı ilaçlar hipoglisemi potansiyeli düşük, yani şekeri düşürme potansiyeli düşük. Bazıları çok yüksek olan ilaçlar. Mesela onları tercih etmemek gerekir. Hafif şekeri yüksek olan hastalarda belli bir düzeyde oruç tutması tavsiye, yani önerilebilir. Ama onun dışında insülin tedavisi kullanan hastalar önemli tabii burada. Artık çok teknoloji gelişti ve günde tek doz yapılan sabit etkili insülinlerimiz var. Mesela böyle bir tedaviyle oruç sürdürülebilir birçok hastada. Kısa etkili tedaviyi önermeyiz özellikle. Bir de tabii şeker hastalığındaki en önemli sorun, Habib Hocam da değindi. Oruç dönemi değil, asıl oruçtan sonra sıkıntılar artıyor. Zannediyorum Büşra Hanım da buna değinecektir. Şeker hastalığının özellikle iftarda ve sahurda glisemik endeksi yüksek olmayan gıdaları tercih etmeleri, yani bir defada çok yüklenmemeleri özetlemek gerekirse ve mümkün olduğunca bölerek ve bazı besinleri seçimde, ki ben onu Büşra'ya bırakıyorum, yapmaları önemlidir. Dolayısıyla diyabet hastalarının Ramazan öncesinde bir değerlendirmeleri mutlaka gereklidir. Değerlendirmeleri, evet hocam. Eminim ki izleyenler arasında da birçok diyabet hastaları vardır ve yine diğer bir hastalıkla yine çok sık kişinin yaşadığı tansiyon hastalığı hocam. Yine tansiyon hastalığı olanlar, gün içinde ilaç kullananlar, yine tansiyon hastasıyız, oruç tutabilir miyiz? Bu konudaki önerileriniz ne olur diyenler var. Bununla ilgili sizden hastalarımıza bilgi vermenizi istiyoruz. Aslında bununla ilgili Habib Hocam yeterli ve gerekli bilgiyi verdi ama kısaca özetlemem gerekirse tansiyonla ilgili yapılan çalışmalar var. Gerçekten tansiyon hastalarında orucun olumsuz etkisi olmadığı gibi birçok çalışmada olumlu etkisinde olabileceği gibi görüşler var gerçekten. Şimdi bakıyoruz, tansiyon ilaçlarımızın çoğu hemen hemen neredeyse yani %70-80'i belki günde tek doz alınıyor. Yani tek doz alınan bir ilaçla, hatta iki doz da olsa belli periyotlar dahilinde tansiyon takibini ve kontrolü sağlamak mümkün böyle bir dönemde. Evet. Bizim burada yine az önce hep söylüyoruz, oruç sonrası dönem çok önemli. Evet. Yani özetlemek, mesela çok küçük bir not vermek gerekirse, Ramazan pidesinin içerisinde oldukça yüksek miktarda tuz var. Yani genel olarak söylenen. Mesela çok aşırı tüketmemeli hasta bunu. Tuzlu gıdaları çok fazla almamalı. Tansiyonla ilişkili her zaman söylediğimiz önerilere Ramazan'da da dikkat etmeli tabii ki. Yani demek istiyoruz ki buradan Ramazan sonrası kontrollerinizi de ihmal etmeyin. Yine kalp olsun, dahiliye olsun, beslenme ve diyet olsun. Birçok hastamıza, izleyenimize buradan takiplerinize önem verin de diye de yine mesajımızı iletmiş olalım. Yine hocam az önce böbrek hastalıkları ile ilgili Habib Hocam da söyledi. Bu konuda iç hastalıkları uzmanı olarak size de sormak istiyoruz. Böbrek hastaları için sıvı tüketimi çok ciddi bir şekilde önemli rol oynuyor. Peki Ramazan ayında böbrek hastalarına ne gibi önerilerde bulunursunuz? Şimdi şöyle, böbrek hastaları deyince bu çok genel bir tabir oluyor. Mesela böbrek yetmezliğini biz 5 kademeye ayırıyoruz. Yani evre 1 var, evre 5 var. Yani evre 5'te hasta diyalize giriyor diyelim ki. Evre 1'de çok hafif bir bozukluk var. Yani bu nedenle hastaları bireyselleştirmek gerekiyor. Yani her hastayı ayrı değerlendirmek lazım. Yani hastaların önemli bir kısmının, ki bunun tabii Ramazan ayında oruç tutulan saatin de ve ısının da sıcaklığın da çok büyük önemi var. Uzun yaz aylarında belki böbrek hastaları için bunu gerçekleştirmek zor olabilir ama genel anlamda söyleyecek olursak, hafif böbrek yetmezliği olan hastalarda oruç tutulmasında bir sakınca olmayabilir. Fakat kreatinin değeri yüksek, sıvı alımı gerçekten önemli olan, açığı fazla olan ve gerçekten bunu idame ettirmesi gereken hastalarda, ki bunu ancak dediğim gibi öncesinde yapılabilecek bir değerlendirmeyle yapmak, ölçümleri yaparak, elektrolit bozukluklarını değerlendirerek, ki bu hastalar aynı zamanda idrar söktürücü ilaçlar da alıyorlar. Bunları gerçekten ayarlayarak belli ölçülerde bazı hastalara izin verilebilir diye düşünüyorum. Peki hocam, mide hastalıkları olanlara Ramazan'da önerileriniz ne olur? Yine bu dönemde çok iftar sonrası da diyebiliriz, mideyle ilgili sorunlar yaşayanlar var. Sizin öneriniz neler olur? Evet, yani gerçekten Ramazan aylarında bizim sıklıkla karşımıza çıkan sorun bu oluyor. Gerçekten de ilk Ramazan başladığında
ortalık süt liman oluyor ama Ramazan'ın ikinci yarısına doğru mide şikayetleri artan hastalar artıyor. Yine hep söylediğimiz gibi burada sahurda ve iftarda beslenme tarzının çok büyük rolü var. Yoksa yapılan çalışmalarda yine mide kanamasında, mide delinmesinde ki bunlar acil mide düzeyiyle ilgili komplikasyonlar sıklıkta bir artış olmadığı görülmüş. Fakat tabii ki beslenme tarzıyla ilişkili olarak çok aşırı ve yağlı beslenmeyle, kızartma tarzı gıdaların öne alınmasıyla, reflü tarzı yakınmaların arttığı, hiperasidite yani asit miktarındaki artışın gözlendiği, dolayısıyla hastaların rahatsız olduğu ki bu hastalar genelde bir de yedikten hemen sonra yatma eğiliminde de olabiliyorlar yorgunluktan ve belki de şekerin biraz yükselmesinden. Evet. Bu da tabii bu reflü olayını ve mide yakınmalarını artırıyor. Ha bunlara ne yapılabilir? Yani bunlara Ramazan boyunca ilaç kullandırılabilir. Yani yine günde tek doz hatta iki doz verilebilecek ve hepimizin birçoğumuzun da bildiği mide asidini azaltan ilaçların kullandırılmasıyla daha konforlu bir Ramazan geçirmeleri sağlanabilir diye düşünüyorum. Tabii yani şikayetleri artan hastalarda endoskopik işlemlerin yapılması gerekir tabii ki. Evet hocam, peki yine bu dönemde özellikle Ramazan ayındayız, yasaklar var, Covid dönemindeyiz. Yine Habib hocam da az önce değindi hareketsizlik diye. Bu hareketsizliğin beraberinde getireceği ciddi rahatsızlıklarla ilgili yine hastalarımıza vereceğiniz mesajınız ne olur? Kuşkusuz sedanter hayat diyoruz. Yani bugünlerde hepimiz de birçoğumuz da bunu yaşıyoruz ne yazık ki. Ben zaten bu pandemi döneminin değil, ondan sonraki birkaç yılı belki yani bize yetecek kadar, artacak kadar gerçekten çok fazla miktarda bir hasta artışının karşımıza çıkacağına inanıyorum. Çünkü gerçekten kalp ve damar hastalıklarında özellikle olmak üzere ciddi bir artış ben bekliyorum şahsen. Yine metabolik hastalıkların kilo almaya bağlı ki çok hastada yani görüyoruz hepimiz bunu pratiğimizde. Çoğu kişi kilo alıyor. Yani bu hareketsizliğe bağlı olarak. Yani tabii yasaklar var ama belli zannediyorum zaman aralıklarında ki açık havada yürüyüş yapmanın zannediyorum uzmanların da önerisi o ki risk artırıcı bir etkisi yok. Yani en azından bu şekilde günde yarım saat bir yürüyüş yapmanın bunu engelleyici etkisi olduğunu düşünüyorum ki gerçekten bunu hepimiz öngörebiliyoruz bu pandemi sürecinden sonra. Çünkü o insanlar şu anda korkudan gelemiyorlar. Evet. Tansiyonları yükselmiş, şekerleri yükselmiş, kilo almış ve belki de birçoğu damar hastalığıyla karşımıza çıkacaklar diye korkuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı. Yine bu dönemde vermiş olduğunuz mücadeleden dolayı yine aynı şekilde Habib hocam da aynı şekilde. Katlarda da çok güzel duyumlar alıyoruz. Mesela örneğin daha bugün bir hasta röportajı çektik. Yine Covid tedavisi sonrası negatife düşerek serviste bir süre kontrol altında olan Lütfü Bey'e de buradan selam olsun. Çok güzel duygu düşüncelerini ilettiler. Sizlere selamlarını ilettiler. Yine Habib hocam da aynı şekilde. Kardiyolojide zaten gerçekleştirdiği başarılar. Yine geçtiğimiz günlerde kalp bile müdahalesi olsun. Sosyal medyada da sıklıkla hastalarımızın izniyle paylaşıyoruz. Verdiğimiz tüm emeklere, gerçekleştirdiğiniz tüm çalışmalara teşekkür ediyoruz. Ve beslenme diyet uzmanımız Büşra Hanım yanında. Evet, zayıflamak isteyenlerin ve sağlıklı beslenme programına geçmek isteyenlerin doğru adresi diyetisyen Büşra Çengel yanımızda. Hoş geldiniz öncelikli olarak. Bu dönemde eminim ki çok sık başvuranlar, soru soranlar vardır. Bizler de yine hastalarımızın, bize başvuranların, izleyenlerimizin merak ettiği soruları sizlere yöneltmek istiyoruz. Evet, Büşra Hanım, sağlığımız için öncelikle sahurla başlayalım istiyoruz. İdeal bir sahur menüsü nasıl olmalıdır? Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Aslında burada yapılan en büyük hatalardan biri sahura kalkmadan o şekilde zayıflanacağını, daha hızlı olacağını düşünerekten akşamdan iftardan yediklerimizle orucumuzu tutmaya çalışmak. Burada en önemli şey aslında Sedat Hocam'ın da bahsettiği gibi yağlı ve kızartma tarzı şeyler, yiyecekler tüketmeyelim ki ilerleyen süreçte mide veya hazımsızlık sorunlarımız olmasın. Genelde akşamdan, iftardan kalma yemeklerle yemekleri tüketenler de oluyor tabii. Evet. Burada resmimizde de gördüğümüz gibi aslında evet, ekranlarda görebilirsiniz. Sağlıklı bir kahvaltı tabağımız var.
Yumurta bizi en tok tutucu ve anne sütünden sonra en besleyici besinimizdir aslında. Yumurtanızı haşlayabilirsiniz, omlet yapabilirsiniz, peynirli omletler yapabilirsiniz. Yanında mutlaka bol yeşillik, domates, salatalık. Eğer hazımsızlık sorununuz varsa burada domatesin ve salatalığın kabuğunu mutlaka soyun. Bu dönemde tabii lif alımımız da çok düşüyor ve kabızlık da kendisini baş gösterebiliyor. Yanında ekleyeceğiniz kuru kayısı veya şekersiz yapacağınız kompostolar hem gün içerisinde susuzluğunuzu giderecek hem de bağırsak çalışmanızı aslında bu dönemde destek olacak. Yine tabii hemen yatmadan önce çok fazla su içmeye çalışıyoruz. Bu da bizim sonrasında uykusuzluğumuza ve rahat uyumamamıza sebep oluyor. İftardan sonra aslında bölerek suyumuzu tüketmek bu dönemde çok daha faydalı olacaktır. Peki sahur dedik. Peki ideal bir iftar menüsü, yani neler yemeliler, nasıl olmalıdır? Bu konuda neye dikkat etmeliyiz? Evet, sizin içerisine tabii çok çeşitli yiyecekler hazırlanıyor. Çok ağır yiyecekler de yapılabiliyor. Burada bizim önerimiz aslında orucumuzu açtık. Hurmamızı yedik, çorbamızı içtik. Burada bir 10-15 dakikalık bir ara vermek sonrasında midenin rahatsız olmaması için ve uyku basmaması için. 10-15 dakika aradan sonra yaptığınız ana yemek. Burada bizim önerimiz yine resmimizdeki gibi kaliteli bir protein kaynağımızın olması aslında. Et, tavuk, balık veya kıymalı bir sebze yemeği olabilir. Kuru baklagillerimiz olabilir. Yanında güzel bir tahıl kaynağı. Bu dönemde özellikle diyabet hastalarına dikkat edelim. Evet. Çok fazla pilav, makarna tüketimi olabiliyor. Tam tahıllı ekmekler veya bulgurdan yardım alabilirsiniz. Yine salatanızı, yoğurdunuzu unutmayalım. Ve minicik bir dipnotla düşmek istiyorum. Tabii. Bir tam pide aslında tam 8 dilim ekmeğe eşdeğer. Biz sıcak pideye tereyağlar sürerken onu tabi hesap etmiyoruz ama sonrasında Ramazan sonrası çeşitli hastalıklar ortaya çıkabiliyor. 8 dilim ekmek. 8 dilim ekmeğe eşdeğer. Evet. Peki yine bu dönemde oruç tutarken gün içinde tatlı krizleri çok sık yaşanılabiliyor birçok kişide. Peki tatlı tüketiminde önerileriniz neler olur Büşra Hanım? Burada aslında çok fazla şerbetli tatlılar, kişiler tabii gün içerisinde kan şekeri düşüklüğü yaşadığı için birden tatlıya, şerbetli tatlıya aklımız gidiyor. Burada sütlü tatlılardan yardım alırsak çok daha rahat atlatırız bu süreci. Genellikle güllaç, muhallebi, sütlaç tarzı tatlılar bizi rahatlatacaktır. Veya fit tatlılar yapabilirsiniz kuru meyvelerle. Benim en çok tercih ettiğim ve diyetlerimde de sıklıkla yer verdiğim kahvenin yanında kuru hurma arasında fıstık ezmesi sürdüğünüzde çok güzel tatlı isteğini de bastırıyor. Meyve salataları, yine meyve tüketimimiz oldukça azalıyor aslında Ramazan döneminde. Kendinize şöyle güzel bir meyve salatası yapabilirsiniz. Peki iftar sonrası yine gün içi çok sık kahve ve çay tüketenler özellikle bu süreçte çok zorlanıyorlar ve iftar sonrasında bunlara çok fazla bir yoğunlaşma söz konusu olabiliyor. Bu konuda beslenme ve diyet uzmanı olarak önerileriniz ne olur? Sonrasında aslında direkt çay ve kahve tükettiğimiz için su içmeyi unutabiliyoruz ve onun yerine geçiyor aslında. Çok fazla çay kahve tüketimi hem ödemimizi arttırır hem kalp sağlığımızı etkiler. Hakkı Hocam da bahsetmişti. Bunu 3-4 fincanla aslında çay şeklinde sınırlı tutup bir fincan kahveyle de sınırlı tutarsak çok daha iyi olur. Çok saat araları aslında kısıtlı olduğu için uykusuzluğumuzu da engellememiş olur. Peki yine su ihtiyacımızı karşılamak için bu süreçte özellikle neler önerirsiniz Ramazan'da? Evet, biz tabii kişiye göre değişiyor ama 8 ila 12 bardak arası su öneriyoruz. Eğer kişi suyu sade bir şekilde içemiyorsa içerisine elma dilimleri, salatalık dilimleri, nane yaprakları veya tarçın atabilir. Tarçın hem kan şekerini dengeleyecektir hem de biraz tatlı krizlerin önüne geçecektir. Evet, yine dediğimiz gibi yakın zamanda da bayram var. Yine bu bayramlarda tabii şimdi pandemi süreciyle bir araya çok gidemiyor insanlar ama yine evlerde tatlılar yapılıyor. Kilo alımları çok sık oluyor. Bizler de ne yaptık? İzleyenlerimize sürpriz olarak detoks örneği ekranlara yansıtacağız. Yine onun da ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Bayram sonrası kilo alanlar detoksumuzu uygulayabilirler. Bu uygulamayı gerçekleştirebilirler diyebiliriz. Yine hemen ekranda yansıttığımız gibi 2 günlük bir detoks örneğinde burada yine diyetisyenimizden sizlere bayram sonrası bir jest olsun diyelim. Yine canlı yayınımızı takip ederek
burada ekrandan görüntüsünü de alabiliriz. Herhangi bir rahatsızlığınız yoksa, ilaç kullanmıyorsanız, emzirmiyorsanız bunu tabii ki gerçekleştirebilirsiniz. Bayram sonrası böyle çok kaçırdım, bir iki günlük bir hemen ödemimi atayım diye söyleniyorsanız hemen bunu yapabilirsiniz. Çok basit aslında, sabah ananasla, yumurtalı güzel bir kahvaltımız var. Öğlen protein ağırlıklı köfte, yanında güzel bir roka salatamız var. Bu sizin hem ödem atmanızı da yardımcı olacak. Akşam doyana kadar yazılan sebze yemeklerden tüketebilirsiniz. Ve ara önerimizi tabii ki de yeşil çayı unutmuyoruz. Eğer tansiyon hastalığınız varsa kesinlikle yeşil çay tüketmeyin. Buradan da uyarmış olalım. Evet. Ve tekrardan söyleyelim, herhangi kronik bir rahatsızlığınız yoksa bu detoksu yapabilirsiniz. Evet, sizlere de yine vermiş olduğunuz beslenme konusunda özellikle Ramazan ayında merak edilenlerin yanıtını verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, tüm hocalarımıza sizler adına ben teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Şu dönemde özellikle en sık merak edilen soruları yanıtladılar. Daha fazla bilgi almak ya da randevu talebinde bulunmak için 0212 665 5050 numaralı çağrı merkezi iletişim hattımızdan ya da web sitemizden online randevu alabilirsiniz. Değerli hocalarıma muayenelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yine hocalarımın da söylediği gibi özellikle Ramazan sonrası bu takiplerinizi lütfen ihmal etmeyin demiş olalım. Evet, biz Avrasya Hastanesi olarak tüm tedbirlerimizi alarak tüm polikliniklerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet, Allah dert vermesin tabii ki, sağlık versin, ama insanız. Sağlık problemlerimizi yetişkin de olsak, çocuk da olsak her birimiz yaşıyoruz. Evet, şifa kapınız burada, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'ne başvurabilirsiniz diyoruz. Evet, hem kapılarının ardında hem de telefonun ucunda 7/24 sizlere hizmet veriyoruz efendim. Evet, sağlıkla kalın ve sevgiyle kalın diyoruz. Hoşça kalın. Bugün Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken hastalıklardan bahsettik ve değerli hocalarımız sizlere çok güzel bilgiler verdiler. Peki Sedat Hocam neler söyleyecekler? Çok kısa kendilerinden bilgiler alıyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum öncelikle. Şimdi tabii bizim hasta grubumuzda bu süreçte en çok etkilenen hastalar genellikle diyabetik hastalar oluyor ve gastrik, yani mide yakınmaları olan hastalar oluyor. Dolayısıyla tansiyon hastalarının çok etkilendiğini söyleyemem. Günlük tek doz ilaçlarını alarak bu süreci sürdürebilirler. Hafif düzeyde seyreden böbrek yetmezlikleri, yine hakeza günde tek doz uzun etkili insülin kullanarak veya şeker düzeyini çok da fazla düşürmeyen bazı şeker ilaçlarını kullanarak belki hafif diyabet hastaları da bu süreci sürdürebilirler. Ama bunun için gerçekten bu süreç öncesi bir konsültasyon, bir değerlendirme yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Onun dışında tabii ki böbrek yetmezliği hastalarında aşama aşama değerlendirmek lazım. Hastaya göre bireysel düşünmek gerekir. Bazı hastaların aşırı sıvıya ihtiyacı olabilir. Diyalize çok yakın bir süreçte olabilirler. Bunlara kesinlikle oruç tutmaması gerekiyor. Fakat çok düşük düzeyde kreatin artışı olan veya Ramazan süreci kısa olduğu veya çok sıcak olmadığı dönemlerde bunların oruç tutmasında bir sakınca olmadığını söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz Sedat Hocam. Sağ olun efendim. Peki, herkese iyi günler. Evet kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, Ramazan ayında hastalıklardan korunma yollarını az önce dijital panelimizi izledik. Peki kalp hastalarımız nasıl korunacaklar? Habib Çil hocamız detaylı bilgileri verdi. Kısaca röportajımızda neler söyleyecekler hocamdan dinliyoruz. Evet, genel olarak kalp hastalarının Ramazan'da dikkat etmesi gereken hususlara değindik. Bunlardan en önemlisi, özetlemek gerekirse, hasta olan bireylerin Ramazan ayından kısa bir süre önce bir sağlık kontrolünden geçip oruç tutmamaları ile ilgili bir öneri var mı hekimleri tarafından? Bir kısıtlama söz konusu mu, tutamazsınız diyor mu hekimleri? Bunu değerlendirmek, hem de Ramazan öncesi genel bir kalple ilgili gözden geçirme tabi tutulmalarında fayda var. Bu kalp damarında problem olan stentli, bypasslı hastalarımız için bir başlık açmak gerekirse, burada yeni bir damarında darlık olan hastalarımız, şayet bu darlık tespit edilmişse
bu darlık açılmadan oruç tutmamalarını mutlaka öneririz. Darlık veya tıkanıklık çözüm bulduğu zaman, o zaman elbette kısa bir süre sonra Ramazan oruçlarını hastalarımız tutabilirler. Kalp yetmezliği hastaları için de ikinci bir parantez açmak gerekirse, burada da sorun sahurda değil, oruçta değil, daha çok iftarda oluyor. Hastalarımızın tuz alımı, sıvı alımı ve gıda tüketimi bir anda artınca mide ve bağırsak sistemi olağanüstü bir çalışma sürecine girdiği zaman, ister istemez kalp yetmezliği olan hastaların kalp performansları zayıf olduğu için, buna yetişmekte zorlanacağı için bir takım acil durumlara yol açabilir. İlaçlarla ilgili genel bir parantez açmak gerekirse, sahur ve iftar arasındaki mesafenin çok da uzun olmadığı, makul sürelerle oruç tuttuğumuz bir dönemdeyiz. Nispeten terleme yoluyla çok da sıvı kaybetmediğimizi farz edebiliriz herhalde. Hani Ağustos ayında tutulan oruçları hesaba katarsak, bu süreçte bizim ilaçlarımızı almamızda, genellikle bizim kardiyoloji ilaçları malum günde tek doz kullanılır. Sahurda alınır veya iftarda alınır veya nadiren sahur ve iftarda beraber günde iki doz olarak alınabilecek ilaçlarımız var. Bu şeyin program, günlük programa çok da aykırı olmadığını düşünüyoruz ve dolayısıyla özel bir durum yoksa hastalarımızın oruç tutmalarında herhangi bir sakınca olmadığını belirtebiliriz. Ama şunu unutmamak lazım. Diyabet hastası oruç tutabilir mi? Bunun net bir cevabı olmaz. İlgili hastanın değerlendirilmesi sonucu bu cevap verilebilir. Kalp yetmezliği hastası, bunların bir kısmı çok rahat bir şekilde günlük aktivitelerini yerine getiren, çok fazla diüretik ilaç ihtiyacı olmayan hastalar olabildiği gibi, tam tersine çok kısıtlı imkanlarla hareket edebilen, çok şiddetli nefes darlığı olan, çok sık hastaneye başvurmak zorunda kalan hastalar da olabilir. Dolayısıyla biz karar verirken, oruç tutabilir ya da tutamaz cevabını verirken, hastaların bu durumunu göz önünde bulundurmak durumundayız. Keza hipertansiyon için geçerli, diğer kalp hastalıkları için geçerli. Hasta için bireysel olarak değerlendirip bireysel karar vermemiz ve ona göre hastaya öneride bulunmamız gerekiyor. Evet kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, bu hafta da Şifa Kapısı programımızda Zeytinburnu Avrasya Hastanemizde yine güzel bir dijital panel gerçekleştirildi ve Ramazan ayındayız. Ramazan ayında korunulacak hastalıklardan bahsettik. Kıymetli hocalarımız çok güzel detaylı bilgiler verdiler. Peki hastanemizin direktörü Sayın İbrahim Urlu hocamız neler söyleyecekler, kendilerinden dinliyoruz. Böyle ulvi bir ayda sağlığımıza başka aylara göre daha yüksek derecede dikkat etmemiz gerekir. Evet. Gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda biz de halkımızın sağlık konusunda bilgilenmesi ve bilinçlenmesi için bu panelleri gerçekleştiriyoruz. Ve bu panellerin de ilgi çektiğini, takip edildiğini görmek de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Sağlık deyince akan sular duruyor. Bu bilgi istiyor, bilinç istiyor, irade istiyor, akıl istiyor. Burada bir duyarsızlığımız olmamalı. Bunun için bütün ekibimiz sağ olsun hazırlıklarını yapıyorlar. Basit ve yalın, halkımızın anlayacağı dille anlatılmaya gayret ediliyor. Anlayanların olduğunu da geri dönüşlerden, feedbacklerden anlıyoruz. Tekrar Ramazan'ı kutluyorum. Evet sevgili izleyenlerimiz, Ramazan ayında hastalıklardan kendimizi nasıl koruyoruz hanımefendiye soruyoruz. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Dışarıya çıkmamaya çalışıyoruz. Zaten kısıtlamalar var. Akşam 7'den sonra bir yere gitmiyoruz, yasak, ama mecbur kalınca hastaneye geliyoruz. Bize bir sorun olmuyor kanser hastası olunca. Bugün de o günlerden biri hastaneye geldik. Yani en basiti, dışarıda hiçbir şekilde yemek yememeye çalışıyoruz. Kimseden bir şey almıyoruz, kimsenin evine gitmiyoruz. Eve kimseyi davet etmiyoruz.
arkadaşlarımız bile olsa artık görüntülü konuşuyoruz. Akrabalarımızla görüntülü konuşuyoruz. Yani mümkün olunca kimseye temas etmemeye çalışıyoruz açıkçası. Artık hayatımız hep dijital platformlardan yöneliyoruz. Aynen öyle. Dijital, her şey dijital her oldu. Şey bakkala bile gitmiyoruz açıkçası. Ne yapıyoruz? İnternetten veriyoruz siparişimizi. Geliyor. Onları da dezenfekte edip içeriye alıyoruz. Yapabileceğimiz bir şey yok. Onlara bile dikkat etmek zorundayız. Evet. Şu anda Avrasya Hastanesi'nde. Evet, neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Yani doktorumuz burada. Başından beri tedaviye onunla başladık. Kız kardeşim de benim rahatsız. Şu an yukarıda o da kemoterapi alıyor. Doktorumuzdan memnun olduğumuz için Fatma Hanım'dan. Diğer doktorlarımız da güzel. Gerçi birçoğundan memnunuz. Gittiğimiz doktorların. O yüzden buradayız yani. Tabii fiziki koşulu da çok önemli. Ya tabii ki. Yani yeri güzel. Yani insanlar şey de temiz. Hastane temiz. Hastane. Şu an mesela hastanenin kafeteryasında. Evet. Rahatlıkla oturabiliyoruz. Ağzımızda. Kolonya cebimizde. Gidiyoruz, geliyoruz. Allah'a çok şükür. Bugüne kadar iyiydik. Bol sebze. Tabii vurunduk. Bol sebze, bol meyve. Böyle. Ramazan ayını rahat bir şekilde geçiriyorsunuz. Tabii çok şükür. Yani el şey ver, bütçe el verdiğince. Evet, kendinizi koruyorsunuz. Çok şükür. Gıdalarınıza dikkat ediyorsunuz. Çok şükür. Evet. Peki şu anda Avrasya Hastanesi'nde. Evet. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Bu neden tercih ettik? Hem temizliği, hem bakımı, hastalarla ilgilenmeleri, tedavileri günü gününe, saati saatine olduğu için. O yüzden diyorsunuz ki Avrasya Hastanesi ekranları biz, izleyenlerimize tavsiye ederim. Biz memnunuz. Biz memnunuz. Bilmiyorum. Peki. Ki biz daha Harami Dere'den buraya geliyoruz. Avcılardan geliyorsunuz. Harami Dere, Beylikdüzü'nden geliyorsunuz buraya. Evet. Beylikdüzü'nden buraya Avrasya Hastanesi'nin hizmetlerinden memnun olduğunuz. Çok memnunuz. Allah razı olsun onlardan. Allah onları virüslerden korusun. Ön cephe onlar çünkü. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun canım. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet. Şu anda Avrasya Hastanesi'ndesiniz. Evet. Muayeneniz oldu. Evet. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Çünkü burada yani her şey yani düzenli. Yani saygılı işlerini yapıyorlar. Ondan dolayı biz de burayı seçiyoruz. Arkadaşlarım gelmişti. Onlar da böyle iyilikleri gördü. Biz de geldik burada. Bugün yani doktora kendimizi gösterdik. Evet, tedavimizi bitirdik. Şimdi de çıkışa bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda Ramazan ayında. Aynen. Allah herkesin orucu kabul olsun. Evet. İftarlarımız hayırlı olsun. Hastalıklardan nasıl korunuyoruz? Hijyene dikkat ediyoruz. Yakın mesafeden uzaklaşıyoruz. Evet. Temizliğimiz, maskemiz, bunlara dikkat ediyoruz. Bir insan olarak yaşamak için bunlar gereklidir. Sosyal mesafelerimizi koruyoruz. Aynen, aynen, aynen. Bunlar çok önemli. Yani yaşamayı seven sağlığına dikkat eder. Evet, çok güzel bir mesaj verdi beyefendi. Yaşamayı seven kurallara uyar dedi. Evet, evet, bizler de yaşamayı seviyoruz ve kurallara uyuyoruz. Ülkemizi bu virüs belasından bir an önce kurtulmasını istiyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Ediyoruz. Tabii ki onlar başımızın tacıdır. Sevgili Kanal 8 izleyenlerimiz, bir şifa kapısının daha sonuna geldik. Bu hafta da Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesinde sunmuş olduğumuz şifa kapısı programımıza Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken hastalıklardan bahsedildi. Röportajlarımızı sizlerle paylaştık. Dolu dolu geçen bir programımızın yine sonuna geldik. Ne diyoruz efendim? Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanal 58 ekranlarından ayrılmayın.